Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün Material Design Support Library'mizin son konusu olan Collapsing Toolbar'ın ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak bu dersimizde Collapsing Toolbar Layout'un nasıl kullanıldığından, Scroll flaglerinden ve Collapsing modları içeren bir eğitim yapacağız. Bunun için daha önce yaptığımız olan projeyi ben yeni bir adla yeniden başlattım. Şu an için şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi toolbar'da da herhangi bir hareketlilik yok. Bunu yapmak için tek satır XML'imde herhangi bir değişiklik yapmadım. Nested Scroll View içinde de herhangi bir değişiklik yapmadım. Yalnız buradaki layout behavior şu an için yine duruyor. Çünkü ne olacak? Yine benim toolbar'ım aslında içeriğimle beraber uygun bir şekilde çalışacak. Değişiklikler Activity Main içinde oldu. Şöyle Ctrl L yapalım. Şunu bir düzenlesin. Burada gördüğünüz gibi bir app bar layout'um var ve bunun içinde bir tane toolbar'ım mevcut. İlk olarak ekranda böyle gözüküyor. Şuradaki yükseklik değerini 256 dpi olarak ayarlıyorum ki siz bunu istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sefer benim layout'um şu şekilde gözükmeye başladı. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Ekranda nasıl gözüküyor ona bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi app bar layout'um 256 dpi'lik bir alan kaplıyor ve benim nested scroll view'um bunun altında bu şekilde çalışıyor. Şimdi collapsing toolbar'ı kullanmak için şuradaki toolbar öğesini sizin onu içine almanız lazım. Tabii bunlardan önce projeye sıfırdan başlayan arkadaşlar için unutmadan söyleyelim. Buradaki şu kütüphaneleri buraya eklememiz lazım. Card View kullanmak için bu satırı, Support Library kullanmak için ise bu satırı projemize dahil etmemiz lazım dedikten sonra buraya geliyorum ve Collapsing Toolbar layout'umu oluşturuyorum. İkisi de matchparent olacak şekilde. Daha sonra önemli bir nokta, bu toolbar'ı alıyoruz. Bunun içine atıyoruz ki ilgili scroll eylemlerinden sonra bu layout ona uygun şekilde davransın. Bunu yapmak için yine scroll flag'leri kullanacağız. Bu scroll flag'leri nereye yazmam gerekiyor derseniz şuradaki collapsing toolbar'a özellik olarak eklemem gerekecek. Buraya geliyorum. Scroll flags diyorum. Scroll ve de daha önceden kullanmadığımız exit until collapsed'ı buraya eklersem eğer şu an için bunun çalışmasını bekleyeceğim. Şöyle bir kontrol edelim. Ne olacak bu sayede? Benim toolbar'ım içeriye göre şekil alacak. Collapsing toolbar'ım da ona göre büyüyüp küçülecek. Şimdi bir test edelim. Gördüğünüz gibi ben bunu şöyle kaydırdığımda tek satır bir kod yazarak şu güzelliği yani şu nasıl diyelim fonksiyonunu elde etmiş oluyorum. Şimdi buradaki yazı benim aslında nereden geliyor? Main Activity'den geliyor. Şuraya yazdığım yazı. Siz bunu Collapsing Toolbar'la da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Öncelikli olarak Collapsing Toolbar Layout'tan bir tane nesne yaratırız. Collapsing Toolbar. Find View by ID ile ben bunu bulurum. R.id. dedikten sonra ben buna herhangi bir ID ataması yapmamıştım. Şuraya gireyim. Yeni bir ID atayalım buna. Ne olsun bunun ID'si? Collapsing Toolbar. Daha sonra bunu Find View by ID ile bulalım. Typecasting işlemini yapalım. Daha sonra buraya gelip collapsing.setTitle diyerek buna yeni başlık diyelim. Şimdi bir test edelim. Bakalım ne olacak? Hangisini kullanacak? Uygulama açılıyor. Gördüğünüz gibi Collapsing Toolbar'a verdiğim başlık diğerini ezdi. Ve bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bunu anlattıktan sonra şuraya giriyoruz. Bu sefer anlatacağımız şey
Collapse mod dediğim şey, bunu da toolbar'a veriyoruz. Şuraya gelelim. Collapse mod. Burada gördüğünüz gibi iki tane şeyi var. Önce bir parallax verelim. Aslında parallax'in default olduğunu anlayacaksınız. Deminki örnekten hiçbir farkı olmadığını. Şimdi bunu ben yukarıya doğru çektiğimde gördüğünüz gibi deminki gibi çalışıyor. Şuradaki menü icon'a dikkat edin. O da benim yukarı hareketimle beraber aslında ne oluyor? Kayboluyor. Siz bunu sabitlemek isteyebilirsiniz. Bu sefer kullanacağımız şey asıl collapse mod olarak pini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir test edelim. Örneğe bir daha bir dikkatlice bakarsanız bu sefer oradaki menü item kaybolmuyor ve sabit bir şekilde, pinlenmiş bir şekilde orada duruyor. Ki bence bunun kullanımı çok daha kullanıcı dostu. Artık karar sizin, istediğinize göre bunu kullanabilirsiniz. Evet, Exit Until Collapse'ın da ne olduğu anlaşılmıştır herhalde. Collapse modu da işte Parallax ve Pin olarak kullanıyoruz. Şimdi örneği biraz daha güzelleştirmek adına mesela şuradaki Collapsing Toolbar'ın içine ben bir tane Image View atayım. Şuraya gelelim. Bunun sırasının bir önemi yok. Hani toolbar'dan önce mi olsun sonra mı olsun diye soruyorsanız eğer bunları match parent olarak verelim. Ve daha sonra şurada masa üstündeki drawable'umdaki resimleri alıyorum. Burada değil. Bir dakika. Şuradaydı. Şu iki öğeyi aldım. Buraya drawable'ın klasörün içine yapıştırıyorum. Bunlardan birini ben şuradaki landscape jpeg'i background olarak kullanacağım. Buraya geldik. Image view oluşturuyorduk. src diyorum. Source olarak da drawable'ın içindeki landscape'i seçsin bu. Şöyle bir bakarsak drawable'ın içindeki landscape'i koyduk. Ve de buna şimdi bir test edelim. Evet. Buraya geldi bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi mavilikler var. Hani tam sığmamış. Bunları yapmak için buradaki Image View'a giriyorum. Öncelikli olarak Fit System Windows'u true yapıyorum. Daha sonra da aslında bunu yapmaya gerek var mı? Evet, yapalım. Bir de Scale Type diye bir şey var. Bunu da Center Crop yapalım. Bir bakalım değişiklik oldu mu? Evet, gördüğünüz gibi tam olarak benim ekranıma yerleşti. Bence gayet güzel gözüküyor bu. Şimdi burada Collapse modu buraya da verebiliriz. Image View'un içine. Collapse mod. Parallax verelim. Bir daha bir testimizi yapalım. Evet, güzel bir şekilde uygulamam çalışıyor şu an için. Collapse mod da bu şekildeydi. Tabii burada şey yapmak isteyebilirsiniz. Burada bu böyle yukarıya doğru geldiğinde mesela action bar'ın kendi rengine dönmesini isteyebilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Bir tane daha özelliğimiz var. Bunu Collapsing Toolbar'a tanımlıyoruz. Şuraya geldik. Bunun adı Content Screen. Bu sefer ne yapsın? Tamamlandığında
primer renge dönsün. Bakalım değişikliği görelim. Tekrardan yukarıya doğru alıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel bir efektle benim primer rengime dönüştü tam olarak kapandığında. Şimdi örneği biraz daha devam edelim. Mesela ne yapalım? Şuradaki scroll view'lar bittikten sonra buraya bir tane floating action button atayabiliriz. Floating action button. Bunun genişliği wrap content olsun. Wrap content olsun. Daha sonra buna bir tane ne yapıyorduk? Layout margin veriyorduk. 16 dp'lik. Buna bir tane resim atayalım. Drawable klasörümün içindeki işte yıldız resmi. Şöyle bir bakalım. Ekranda nerede gözükecek? Hatta dizayndan baksaydık olur muydu? Olurdu. Default olarak sol üst köşeye geliyor. Buna ne yapalım? Layout neydi onun adı? Gravity vereceğiz. Şöyle bir uygulamaya bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada. Ben mesela bunun burada gözükmesini istiyorum. Şimdi siz bunu yeni bir özellik öğreneceğiz. Buna anchor yani çapa ve HTML'le vardı. Onunla onu ilişkilendirebilirsiniz. Bunun için şuradaki anchor'u kullanıyoruz. Ve diyorum ki sen neye? ID'si bizim şeyimizin adı neydi? Şuradaki app'lara herhangi bir ID vermemişiz. Şuraya gelelim. ID diyelim. Yeni bir ID tanımlıyorum. App var. Buraya bunu yazarsak eğer. Bakalım nasıl gözükecek. Yine üstte gözüküyor. Buraya da bu sefer anchor gravity derseniz ve bunu bottom right derseniz ne olacaktır? Benim app barımın alt sağ köşesine çapa yani yerleştirilecektir diyebiliriz. Şimdi anchor çapa demek ama tam olarak aslında karşılamıyor. Bir daha bir kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz yere yerleşmiş. Şimdi yukarıya doğru kaydırdığımda gördüğünüz gibi app bar normal boyutuna geldiğinde benim floating action button'ım da kayboluyor. Çok güzel bir şekilde uygulamam gözüküyor şu an için. Evet arkadaşlar, bunlar bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Buradaki XML'de pek çok yeni şey öğrendik. Bunları tekrar ederseniz veya işte en azından ne işe yaradığını anladıysanız sizin de lazım olduğunda buradaki kodları copy paste yaparak kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.